Saygıdeğer izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere İngiltere Avrupa Birliği'nden tamamen ayrıldı. Ayrılmayla beraber biz de Emekli TV ailesi olarak İngiltere'de yaşayan, bizleri İngiltere'den izleyen, İngiliz vatandaşlığı bulunan izleyicilerimizden çok sayıda soru aldık. Bu sorulardan bir tanesi de şuydu: İngiltere'nin Avrupa Birliği üyesi olduğu dönemde İngiliz vatandaşları tüm Avrupa Birliği ülkelerinde geçerli olan Avrupa Sağlık Sigortası Kartı ile sağlık hizmeti alabiliyordu. Peki bundan sonra Avrupa Sağlık Sigortası Kartı ile Avrupa Birliği ülkelerinden sağlık hizmeti alabilecek miyiz? İşte bu sorunun cevabında biz de sizler için araştırdık. Konuyla ilgili olarak İngiltere Dışişleri Bakanlığı şu cevabı verdi. İngiltere'nin önümüzdeki günlerde yeni bir sağlık kartı düzenleyeceğini ve adının da Birleşik Krallık Küresel Sağlık Sigortası Kartı olacağı ifade edildi. Bu kart önümüzdeki günlerde tüm vatandaşlara dağıtılacak. Dağıtılana kadar da ellerinde bulunan Avrupa Sağlık Sigortası Kartı yani eski kart geçerli olacak. Bakanlık yeni verilecek olan kartların sağlık sigortası kartının İspanya, Portekiz, Yunanistan, Fransa, Almanya, İtalya, Bulgaristan, Belçika, Hırvatistan, İsveç, Letonya, Slovakya, Romanya, Polonya, Finlandiya, Danimarka, Çek Cumhuriyeti, Hollanda, Malta, Lüksemburg, Litvanya gibi Avrupa ülkelerinde, Avrupa Birliği ülkelerinde geçerli olacak. Ancak söz konusu kart Norveç, İzlanda, Liechtenstein, İsviçre'de İngilizleri koruma altına almayacak. Değerli izleyicilerimiz, İngiliz vatandaşlığı olan tüm izleyicilerimizin de bunu dikkate almasını rica ediyorum. Hatta bu videoyu sizlerden ricam şu sosyal medya hesaplarından paylaşmalarında da haseten rica ediyorum. Değerli izleyicilerimiz, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un babası Fransız vatandaşlığına başvurdu. İngiltere'de en çok konuşulan konulardan bir tanesi de bu. En çok gündeme gelen, en çok okunan haberlerden bir tanesi de bu. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın babası Stanley Johnson Brexit geçiş dönemini sona ermeden önce Fransız vatandaşlığına başvurduğunu açıkladı. Baba Fransız radyo kanalı RTL e yaptığı açıklamada "Bu bir Fransız olma meselesi değil. Yanılmıyorsam zaten Fransızım. Annem Fransa'da doğdu, annesi de, büyük babası da tamamen Fransızdı." vatandaşlığa başvurmasının zaten sahip olduğu şeyi elde etme meselesi olduğunu belirten Cansın bundan da büyük bir memnuniyet duyuyorum 80 yaşındaki Baba Cansın 40 yıl önce Avrupa parlamentosu üyesi olarak görev yapmıştı İngiltere'nin 1973'te AB'ye üye olmasının ardından da Brüksel'de çalışan ilk İngiliz memurlarından birisiymiş Evet bu da İngiltere'de konuşulan konulardan bir tanesi değerli izleyicilerimiz Hollanda'da 23 yaşındaki Rabia Habeşoğlu 22 Aralık tarihinden bu yana kayıp. Kendisi aranıyor. Rabia'nın son olarak Breda kentinde görüldüğü ifade ediliyor. Hollanda polisi kayıp kızın bulunması için halktan yardım istedi ve bilgi sahibi olanlar lütfen bizi arasın denildi. Rabia'nın 1.70-1.75 boylarında siyah uzun saçlı İki kulağında da üçer küçük küpe bulunduğu ifade edildi polis tarafından değerli izleyicilerimiz. Şu anda arkamda görmüş olduğunuz 23 yaşındaki Rabia Habeşoğlu ile ilgili bilgisi, görgüsü olanların polise haber vermesini ben de rica ediyorum. Çünkü yakınları, ailesi gerçekten çok büyük bir sıkıntı içerisinde evlatlarından 22 Aralık'tan bu yana haber alamıyorlar. Saygıdeğer izleyicilerimiz. Kadına şiddet maalesef bitmiyor, bitmek bilmiyor. Şimdi akıllara durgunluk veren bir olayı sizlerle paylaşacağım. Ardından da elbette sizlerinde benim de söyleyeceklerim olacak. O nedenle bu bölümü sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip etmenizi rica ediyorum. Haberin başlığı aynen şöyle: Eşini pompalı tüfekle öldüren zanlı, şunları söylüyor. Başkasına gitmesin diye vurdum. Olay Bursa'da yeni yıla girmeye sadece birkaç dakika kala yaşanıyor. Dini nikahlı eşi Fahri K tarafından 27 yaşında pompalı tüfekle bacaklarından vurulan Selma Taşkömür'ün 25 yaşındaki Selma Taşkömür'ün hikayesi bu. Olay Bursa'nın Yıldırım ilçesi Arabayata mahallesi Tunt sokakta yaşanıyor. Fahri K ile nikahlı eşi dini nikahlı eşi Selma Taşkömür arasında kıskançlık nedeniyle bir tartışma çıkıyor. İddialar bu yönde. Tartışma kısa sürede büyüyor ve Selma Taşkömür evi terk ediyor. İddialara göre şiddet görüyor ve evden kaçıyor şiddetten kurtulmak için. Sokakta yürürken eşi Fahrika evden almış olduğu pompalı tüfekle peşine gidiyor. Sokakta yakalıyor ve ayaklarına ateş ediyor, bacaklarına ateş ediyor pompalı tüfekle. Tabii bütün mahalle sokağa iniyor. Ve bu sırada elindeki pompalı tüfekle vurmuş olduğu karısının başında da bekliyor. Sağlık ekiplerine haber veriliyor. Sağlık ekipleri ve polisin gelmesinden sonra karısını vuran bu adam, bu hokkabaz kaçıyor. Sağlık ekipleri 25 yaşındaki Selma Taşkömür adlı kadını hastaneye kaldırıyor. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 25 yaşındaki bu genç kadın hayatını kaybediyor. Daha sonra polisler bu katil kocayı yakalıyor. Katil koca ifadesinde şunları söylüyor. Bakın aramızda şiddetli geçimsizlik vardı. Akşam da tartışmaya başladık. Tartışma sırasında bana gönlümde başka biri var. Onu seviyorum, ona gideceğim dedi. Ben de başkasına gitmesin diye bacaklarından vurdum diyor. Şimdi değerli izleyicilerimiz. Bu olayın pek çok yönü var. Önce şunu söyleyeyim. Şimdi mesleğim icabı yani gazetecilikten dolayı bu tarz haberlerle, olaylarla çok karşılaşıyorum. ifadesinde diyor ki: "Gönlümde başka biri var, onu seviyorum, ona gideceğim." diyor. Şimdi bu tarz ifadeleri genellikle suçtan kurtarmak için, suçun ağırlaştırılmış halinden kurtarmak için, daha az ceza almak için bu tarz ifadeler verirler olayı kıskançlığa getirirler. Şimdi o gece onların yanında hiç kimse yoktu. Bunun doğruluğunu da elbette adli makamlar verecektir, karar verecektir bu olayın, bu ifadenin doğruluğunu. Ama asıl konuşulması gereken cümle şu. Diyor ki, benden başkasına gitmesin diye bacaklarından vurdum. Değerli izleyicilerimiz, Hepimiz belirli yaşlardayız. Şimdi birbirimize hayat bilgisi dersi verecek halimiz yok. Ancak konu her ne olursa olsun, sorun her ne olursa olsun, sonuç böyle mi olmalıydı? Şimdi ne oldu? 25 yaşındaki Selma Taşgömür hayatını kaybetti. Kara toprakta onu vuran kocası da Şimdi cezaevinde. Ne çözüldü? Hangi sorun halledildi? Bakın. Bir şey söyleyeyim size. Cezaevi cezaevleri keşke diyenlerle dolu. Keşke yapmasaydım. Keşke gitmeseydim. Keşke vurmasaydım diyenlerle dolu. Keşkelerle dolu. Şimdi hangi akıl, hangi mantık sana git karını vur diyor. Ne diyor? Başkasına gitmesin diye ayaklarından vurdum diyor. Kadın öldü. Öldü kadın. Karısının katili oldu. Böyle her hafta en az iki tane, üç tane haberi birlikte değerlendiriyoruz. Bu olay ne ilk olacak ne de son olacak. Ama kadınların daha iyi korunması gerekiyor. Bakın pek çok kadın özellikle Türkiye'de gidecek kapısı olmadığı için dayağa boyun eğiyor. İşkenceye boyun eğiyor. Gidecek kapısı yok. Devlette de gerektiği kadar bu kadınlarımıza sahip çıkmıyor. Evet, çıkmıyor. Bakın Normal şartlar içerisinde her belediyenin nüfusuna göre kadın sığınma evleri açması gerekiyor. Şimdi soruyorum size. 3000'e yakın belediyenin bulunduğu Türkiye'de kaç tane sığınma evi var? Bakın toplasanız 50'yi geçmez. Ailesi kadını kabul etmiyor. Kocası dayak atıyor, kadın çenesini kapatıyor, susuyor, o işkenceye boyun eğiyor. Sosyal devlet olmak demek o kadına sahip çıkmak demektir. Nerede sığınma evleri? Yok. Şu an beni anlatmış olduğum durumda izleyen belki binlerce kadın izleyicim var biliyorum. Dünyanın neresinde olursa olsun hiç önemli değil. Beni daha iyi anlıyorlar. Maalesef bu dünyada hele hele gelişmekte olan, geri kalmış ülkelerde kadın olmak çok zor. Sokağa çıkar kadın tacize uğrar. Eve gelir kocasından dayak yer. İşe gider kadın olduğu için pek çok yerde gerektiği kadar hak etmiş olduğu parayı alamaz. Kadın olmak gerçekten çok zor. İşte bizler lafa gelince Müslümanız diyoruz. İslam'ın gereğini yerine getirmediğimiz için kadına gerektiği gibi hak etmiş olduğu hakkını vermiyoruz. Bu anlattıklarım inşallah birilerinin kulağına gider de gerekli olan adımları bir nebze olsun atarlar. Yazık günah böyle her gün dayak yiyen kadınlar var. Aileleri terk etmiş, gidecek kapısı yok, cebinde 5 kuruş para yok. Koca desem vicdansız, ahlaksız. Yiyecek ekmeği yok bu tarz kadınların. Adeta birer köle haline getirilmiş. Maalesef. Tablo çok ağır. İşte Türkiye'de, Bursa'da yaşanan bu olay bize bir kez daha gösterdi. Kadınlarımız sahipsiz maalesef tablo her geçen gün ağırlaşıyor. insanların içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar, geçim derdi, iş derdi, o derdi, bu derdi her şey üst üste geliyor. Erkekler bu sefer en yakınındaki kadına adeta patlıyorlar. Maalesef bunlar bizim acı gerçeklerimiz. Hiç kimse sakın hiçbir şey saklamasın, saklamaya da kalkmasın. Polyanacılık oynamanın da hiçbir anlamı yok. Tabi bütün kadınlar, bütün erkekler böyle değil. Ayrı bir şey anlattıklarım zor durumda olan insanlarımızın durumu. İşte bir tane dengesiz karın başkasına gitmesin diye vurdum. İyi halt ettin, iyi zıkkım yedin. Ne oldu? Öldürdün. Kendinde cezaevindesin.